Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda da sizler için bu patik modelimizin bakın böyle arka kısmının yapımının nasıl olduğunu paylaşacağım inşallah. Böyle bu modelimizi daha önce ayrıntılı bir şekilde ayrı bir videoda sizler için anlatmıştım. Bu videomda da devamını beraber yapacağız inşallah. Buradan beni destekleyen tüm abonelerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yine bu modelimiz için de yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum inşallah. Yine bu modelimizden de bol bol yaparsınız, siparişler alırsınız, ayağınızı örersiniz. Şimdi patiğimizin yapımına geçelim. İplerin patik ipliği tığım 3 numara tığ. Patiğimiz 37-38 ayak numarasıyla uyumludur sayıları. Şimdi ben şöyle sayalım. Tek tek sayalım örneğimizi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane örnek yaptım. Yani 12 sıra ördüm. Sonrasında bıraktım. Evet, şimdi şöyle ipliğimizi kopardığımız kısım şöyle ortaya gelecek şekilde şöyle ortadan iki tane örneğimizi bırakıyoruz şöyle. Patiğimizde de yine ortadan iki taneyi bıraktık. Şöyle başlayalım. Üç zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki trabzanın üzerine batalım. Tığımızın üzerine alalım. Yine bir sonraki trabzanımıza batalım. Bu şekilde her örneğin üzerine 5 tane ikili trabzan yapalım. 3 4 5 Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki örneğimizin şöyle bir sonraki örneğimizi ilk trabzanın başına batalım. İkili trabzan yapalım. Bir sonrakine batalım. Şu araya bir zincir çekmiş olduğumuz kısma batalım. Beş tane ikili trabzan olacak örneğimizin üzerinde. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığımızın üzerine alalım. Yine bakın örneğimizin ilk trabzanın üzerine batalım. Bir sonraki trabzanın üzerine şu orta kısmına yine bu şekilde örneğimizin üzerine 5 tane ikili trabzanımızı battık. Bu şekilde arada şöyle 2 örnek kalana kadar devam edelim, örelim. Evet, ortada İki örneğimiz şöyle iki modelimiz kalacak şekilde ikili trabzanlarımızı tamamladık. 1 2 3 zincir çekelim, geriye dönelim. Yine diğer sıra başına kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Her trabzan başına bir kez batarak İlerleyelim. İkili
İkinci sıramızı da yine ikili trabzanlarımızı sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir çektik. Geriye dönüyoruz. Yine her trabzan başına bir kez batarak buraya kadar geliyoruz. Git gel yaparak öreceğiz. Bakalım kaç sıra örmüş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra örmüşüz. Son 3 sırada topuğumuzu oluşturuyoruz. O yüzden orayı farklı örüyoruz. 10 sıra git gel yaparak örelim. Son 3 sırayı beraber öreceğiz. 10 sıra örelim. 10 sıraya bu şekilde git gel yaparak tamamlayalım. 10 sırayı tamamladım ben. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Git gel yaparak bu şekilde 10 sıramızı tamamladık. Toplamda 13 sıramız vardı. Son 3 sırada da şu topuğumuzu oluşturacağız. Şöyle şu ovalliği. Şimdi en son sıramızda şöyle ikili trabzanlarımızı sayalım. Ortadan 6 taneyi ayıralım. Sağında ve solunda eşit miktarda ikili trabzan kalsın. Ortadan 6 taneye kadar şimdi ikili trabzanlarımızı yapalım. Burada sayı vermiyorum çünkü ikili trabzanlarımızı da artma ya da eksiltme olmuş olabilir. Siz sayısını kendinize göre ayarlayın. Ortadan 6 taneyi ayırın. Sağda ve solda eşit miktarda, eşit sayıda kalsın. Ortadan 6 taneye kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Şimdi ben ikili trabzanlarımı tamamladım. Ortadan ayırmış olduğum 6 tane ikili trabzana geldim. Şimdi orayı tığımızın üzerine almadan, yani başını dolamadan batıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. Batıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. Batıp bir kere de çekiyoruz. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yaptım. Ve altıncıyı yaptım. Şimdi ikili trabzanlarımızı örmeye devam edelim. 6 tanemizi ördük. Şimdi tığımızın üzerine alarak sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. 11. sıramdaki ikili trabzanlarımı tamamladım. 3 zincir çektim, yukarıya çıktım. 12. sırama geçtim. Yine 12. sıramda ikili trabzanlarımı şu orta kısma kadar tamamladım. Ayırmış olduğumuz 6 taneye kadar. Sonrasında yine tığımızın üzerine almadan birinciye battık, ikinciye battık. Üçünü bir, 3 ilmeği birden toplayalım. Üçüncüye battık, dördüncüye battık. 3 ilmeği birden toplayalım. Dördüncüye battık, 4 diyorum. Beşinciye battık, altıncıya battık. 3 ilmeği birden toplayalım. Ve bitti. 6 taneyi ördük. Şimdi ikili trabzanlarımıza devam edelim. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. 12. sıramda ikili trabzanlarımı tamamladım. 13. sırama geçtim. Yine ikili trabzanlarımı orta kısma kadar geldim. 13. sıramdayım. Son sıramdayım. Yine orta kısımdan birinciye battım. İkinciye battım. Üçüncüye battım. Tığımın üzerinde 4 ilmek var. Dördünü birden topladım. Ve geriye kalan ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum.
Evet. Topuk kısmında 3 sırada oluşturduk. 13. sıramızdayız. 13. sıramız son sıramızdı. Onu da sıra sonuna kadar tamamladık. Şöyle ters çeviriyoruz. Ve pateğimizi dikme işlemi uygulayacağız. Şöyle ters çevirdik. Şimdi öndeki trabzanın başına, arkada sıradaki trabzanın başına batalım. Bir kere de çekelim. Şöyle önden trabzan başına, arkadan ikili trabzan başına batalım. Bir kere de çekelim. Önden batalım, arkadan batalım. Bir kere de çekelim. Önden battık. Arkadan batalım. Bir kere de çekelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikme işlemi uygulayalım. Bu patik topuk kısmı yapımını hepinize öneririm arkadaşlar. Ayağı rahatsız etmiyor. Ayağın şeklini alıyor. Çok güzel. Hani kullanışlı bir topuk kısmı yapımı. Hani bu şekilde yapmanızı öneririm. Siz de yaptığınızda fark edeceksiniz zaten. Bir, iki zincir çekelim. Sonuna kadar dikmiştim. Şimdi ipliğimizi burada keselim. Şöyle çevirelim. Bakın böyle. Böyle yuvarlak oluyor oval. Ve ayağı hiç rahatsız etmiyor topuk kısmını. Bakın bu şekilde diktik. Bitirdik. Bu şekilde patiğimizin tamamını bitirmiş olduk. Şimdi şu kenar oyasına yapımına geçeceğiz. Ben böyle bir kenar oyası uyguladım. Yine aynı renk iple uyguladım. Siz isterseniz, hani ben bu kenar oyasını yapmak istemiyorum derseniz farklı kenar oyaları da kullanabilirsiniz. Hiç kenar oyası kullanmasanız da olur. Hemen kenar oyası kullandım. Hani şu kısmını biraz daha yüksek tutsun diye. Şimdi başlayalım. Ben şöyle şu arka kısmından başladım. Battım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığımızın üzerine alalım. Şöyle şuralarda yuvalar var kenarlarda. Onun içine tekrar aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Tığımızın üzerine alalım. Yine aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha yaptım. Sonrasında şöyle arada bir yuva boş bırakarak bir diğerine atladım. Direkt içine battım ve bir kere de çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımızın üzerine alalım. Yine aynı yere batalım. 2 tane ikili trabzan yapalım. Aynı yere batarak. Bu şekilde. Şimdi tekrar arada bir yuva boş bırakalım. Bir sonrakine direkt batalım. Bir kere de çekelim. Yine 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Aynı yere batarak 2 tane ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Şu zincirimizle beraber 3 tane oluyorlar. Sonrasında yine bir yuva boş bırakalım. Bir diğerine atlayalım. Bir kere de çekelim. Bakın kenar oyamız bu şekilde. Şimdi böyle şu kısma kadar tamam.
Şimdi şu kenar oyamızı şu orta kısma kadar yaptım. Orayı yaparken sık iğne yaptım. Şöyle bir tığımızın üzerine almadan bir kere de battım. Topladım. Yine her trabzan başına böyle bir kez batarak tığımızın üzerine almadan böyle batarak ilerledim. Örnek kısmını bu şekilde ördüm. Bakın şu kısmını tığımızın üzerine almadan böyle batarak trabzan başlarına böyle batarak bu kısmı böyle ördüm. Kenarlarını göstermiş olduğum oyadan yaptım. Bu orta kısmı ise tığımızın üzerine almadan bir kere batarak bu şekilde ördüm. Şimdi ilk yuvamıza battık. Kenara geçtik. Şu orta kısmı böyle buradaki örneğimizi tığımızın üzerine almadan her trabzanın üzerine bir kez batarak böyle ördüm. Şimdi kenarımıza geçtik. Kenarımıza kenar oyası yapıyoruz. 1, 2, 3 defa zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir yuva boş bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir yuva boş bırakarak diğerine geçiyorum. Bu şekilde kalan kısmı. Evet, ben patik oyamızı, kenar oyamızı tamamladım. Kenar oyamızı da bu şekilde tamamladık. Patiğimizi bitirmiş olduk. Bu şekilde patiğimiz yine çok güzel, çok kolay, hemen örülebilen bir patik modeli daha sizlerle paylaştım. Şöyle manken ayağımızda da göstereyim sizler için. Şöyle tekrardan yakından arka kısmı, şöyle alt kısmı, modelimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah sizler için yine faydalı, öğretici, eğitici bir video olmuştur. Yine bu patik modelimizden de bol bol siparişler alırsınız. Kendi ayağınıza örersiniz. Videolarımı gören, kanalıma giren, modellerden yapan, anlatımlarımdan faydalanarak patik ören arkadaşları kanalıma, örgü ören arkadaşları kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zil simgesini de aktif hale getirirseniz video yüklediğimde anında haberiniz olur arkadaşlar. Bana her türlü fikirlerinizi, isteklerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz, iletebilirsiniz. Patiğimizin şu modelinin yapımını bu videomuzun açıklamalar kısmına linkini atacağım. Oradan hemen kolayca bulup yapabilirsiniz. Bu videomda patiğimizin şu arka kısmının yapımını paylaştım. Bu modelimiz de bu şekildeydi. Şöyle yakından göstereyim tekrar. Videolarımı kendi sayfanızda, örgü sayfalarında paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve birçok arkadaşımız anlatımlarımdan, modellerden ve kanalımdan haberdar olmuş olacaktır böylece. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.